Günaydın değerli TV 262 izleyicileri. İyi haftalar diliyoruz. Haftanın ilk günü pazartesi gününde karşınızdayız. Tarihler 4 Kasım 2019 pazartesi gösteriyor ve manşetler programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet, yoğun bir hafta sonunu geçirdik. Yoğun bir hafta sonu sonrasında haftanın ilk gününde 6 il gazetesi, 4 ilçe gazetesi köşe yazarlarıyla karşınızdayız. Evet, baktığımızda fazla gündemin olmadığı ama yine kentimizde birçok konunun tartışıldığı, birçok konunun öne çıktığı, birçok değerlendirmenin yapıldığı bir hafta sonunu yaşadık. Tabii ki bu hafta sonu içerisinde siyasi partilerin farklı farklı etkinlikleri vardı. Yine verilen demeçler vardı. Yine yaşanan sosyal alandaki bazı çalışmalar vardı. Ve bu çalışmalar içerisinde sizlerle farklı farklı gündemi de karşınıza getirmeye çalışacağız. Gazetelere yansıyanları getireceğiz. Bizim bildiklerimizi söyleyeceğiz. Ve yaklaşık bir saatlik bir zaman dilimi içerisinde sizlere bunları aktarmaya çalışacağız değerli izleyiciler. Evet, yeni bir hafta, her şeyin istediğiniz gibi olmasını diliyoruz. Her şeyi siz nasıl umuyorsanız, nasıl diliyorsanız, kalbinizden ne geçiyorsa onu yaşamanızı diliyoruz değerli izleyiciler. Sesimiz ve görüntümüz nereye ulaşıyorsa bu dileklerimizi almanızı, bu dileklerimiz doğrultusunda bir hafta geçirmenizi umuyoruz. Evet, hemen gündemimize başlayalım. Tabii ki hafta sonunun yürekleri burkan bir görüntüsüyle sosyal paylaşım sitelerinde karşı karşıya kaldık. Yaşlı bir kadın Kocaeli Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki koltuklarda veya acil servisindeki kendine yaptığı özel bir yerde yaşamını sürdürmeye başlamıştı yaklaşık 3-4 gündür. Yaşlı kadının 6 tane çocuğunun olduğu iddia edildi yapılan paylaşım sonrasında. Durumu fark eden birinin bu paylaşımı yapmasının ardından Biz İzmit grubu, diğer bu konuda hassas olan dernekler, platformlar harekete geçti. Bu konuda neler yapılabilir tartıştılar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlı kadına sahip çıktı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü bağlı ekipler hastanede yatan kadını alarak barınma merkezine götürdüler ve artık bundan sonra barınma ve konaklama merkezinde yaşamını sürdürecek. 6 çocuğu var. Bakın, 6 çocuk doğurmuş. 6 çocuğuna bakmış. Belirli bir noktaya getirmiş. İsmini açıklanmadı teyzemizin. Ama 6 çocuğu olduğu iddia edilen, eğer bu iddia doğruysa 6 çocuk bir anneye ne yazık ki bakamıyor. Böylesi bir durumu yaşadık. Nereden nereye geldiği çok iyi lanse edilecek, çok iyi ortaya konulacak bir görüntüydü bu. Siz 6 tane çocuğa bakıyorsunuz, belli yaşa getiriyorsunuz ama 6 çocuktan birisi siz elden ayaktan düştükten sonra, hastalandıktan sonra, tekerlekli sandalyede yaşamınızı sürdürmeye başladıktan sonra size bakamıyor ve hastane köşesine terk ediliyorsunuz. Çok acı bir durum. Bizim toplumumuz bu olmamalı. Biz böyle bir toplum kesinlikle değildik. Ama ne yazık ki baktığımızda böylesi bir toplum olma noktasına kadar geldik. Çok net. Ne yaşanmıştır, ne olmuştur, ne bilinmiştir, bunların hiçbirini tartışmak istemiyoruz. Neden? Anne bu. Anne. Annenin bu şekilde terk edilmesi, herkes kendine bu soruyu bir sorsun. Böyle bir durum olur mu, olmaz mı? Böyle bir durum içerisinde ne oluruz düşüncesini iyi değerlendirsin. Böylesi bir örneği herkes önüne koysun ve düşünsün, tartışsın. Evet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde şu andan itibaren yaşamını sürdürmesi için barınma merkezine götürüldü. Tekerlekli sandalyede yaşayan ve sağlık problemi bulunan yaşlı kadının barınması ve sosyal tesislerde barınmasını sağlanacak. Sağlık konusunda da kendisine yardım edilecek. Konuyu tabii takip etmeye devam edeceğiz. Şunun altını çizelim. Buradan bir kez daha seslenelim o 6 çocuğa. İnşallah siz böyle bu duruma düşmezsiniz. Evet, bu öylesi bir giriş yaptık. Çünkü yürekleri burkan bir durum ve bu yürekleri burkan bu durum ardından yapılan yardım umarım gerekli şekilde karşılığını bulur. Bir an önce de sağlığına kavuşur. Cumhuriyet Halk Partisi İl Danışma Kurulu toplantısı yapıldı Cumartesi günü Sabancı Kültür Merkezi'nde değerli izleyiciler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 16 Kasım 2019 Cumartesi günü Derince ve Körfez ilçeleriyle birlikte delege seçimleri başlayacak. İlçe kongrelerinde oy kullanmak üzere toplam 600 delege seçimi 23 Kasım 2019 Cumartesi günü tamamlanacak.
Delege seçimleri ilçe merkezlerinde saat 10 ile 17 arasında gerçekleşecek. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki il danışma kurulunda yaşananlar herkes içini döktü şeklinde değerlendirilmiş gazetelerde. Biraz sonra sizlerle paylaşacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde başlayacak olan delege seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi gibi geçmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 8 Kasım'da delege seçimleri başlayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde listeler farklı farklı, kulisler farklı farklı olur. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ise daha evvel hazırlanmış tek listelerle delege seçimleri gerçekleşiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle büyük mahallelerde 2 veya 3 listeli delege seçimleri gerçekleşecek. Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde bir başka haber var bu delege seçimleriyle ilgili. Artık ön seçim delegesi seçilmeyecek Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bu da ayrı bir tartışma konusu olarak gündemimize taşınabilecek. Şimdi iki siyasi partiden sonra üçüncü siyasi partinin haberini verelim. Saadet Partisi'nde olağan büyük genel kurulu gerçekleşti. Ankara'da yapıldı. Temel Karamollaoğlu tek adaydı ve tekrar genel başkan seçildi. Ama genel idare kuruluna ilimizden 3 isim girdi değerli izleyiciler. Birol Aydın bunlardan birisi. Hasan Bitmez yine ikinci isim ve Reyhan Şengün de yine üçüncü isim olarak genel idare kurulunda bundan sonra görev yapacak. Kendilerine başarılar diliyoruz. İlimizi temsil eden orada başarılı işler yapacağını umuyoruz. Cumartesi günü bizim de katıldığımız Türk Ocakları Kocaeli Şubesi tarafından gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Şefik Bostalcıoğlu salonunda değerli izleyiciler. Genel Başkan Mehmet Öz bu toplantıya katıldı. Yine başkanlar yani ilimizin dışındaki Türk Ocakları'nın başkanlarının katıldığı toplantıda ilk bölüm basına çıktı. Biz de oradaydık. Konuşmaları dinledik. Genel Başkan Mehmet Öz'le bir özel röportaj yaptık. Yine TV262 panelinde yer alıyor. Ve bu şekilde de oradan da izleme şansını görebilirsiniz ve izleyebilirsiniz neler söylediğini. Yücel Alpay Demir ki Kocaeli Şube Başkanı güzel bir ev sahipliği yaptığında altını çizelim bu toplantıya. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hafta sonunu farklı bir etkinliklerle geçirdi. Neydi bu etkinlikler değerli izleyiciler? Normal programların ve nikah kıyımlarının dışında önceki dönem belediye başkanlarından ve milletvekilleri olan Sefa Sirmen'i, Hikmet Erenkaya'yı ve İbrahim Karaosmoğlu'nu ziyaret etti. Ayrı ayrı şekilde Sefa Sirmen'i İhsaniye'de, Hikmet Erenkaya'yı iş yerinde yani benzinlikte ve İbrahim Karaosmoğlu da yine evinin bahçesinde Yuvacık'ta ziyaret etti. Tabii neler konuştuğu konusunda fazla bir şey yansımadı ama 3 eski belediye, önceki dönem belediye başkanına gidip ziyaret etmesi en azından belediye çalışmaları hakkında güzel bir değerlendirme yaptığını da umuyoruz. Ve güzel bir ziyaret, güzel bir yaklaşım olduğunda altını çiziyoruz değerli izleyiciler. Sporlara geldiğimizde Kocaelispor 4 yıl sonra 6 gol attı. En son Bal Ligi'nde 6-1'lik bir skorla galip gelmişti 4 yıl evvel. 4 yıl sonra 6-3'lük bir skorla deplasmanda, İstanbul deplasmanda Alemdağ'ı 6-3 yenerek 3. lig 2. grubun liderliğine çıktı. Evet, liderliği geri aldı. Umarım sezon sonuna kadar da oradan aşağı hiç inmez. Derince kendisi aslında ki Bülent Baturman'ın teknik direktör olarak göreve gelmesinin ardından üstte 2. galibiyeti Turgutlu Spor gibi önemli bir takımı 2-0'lık skorla Derince'de yendi. Darıca deplasmanda Soma Spor'a 2-0'lık skorla yenildi. Gölcük Spor kendi sahasında Halide Edip Adıvar Spor'la 1-1 berabere kaldı değerli izleyiciler. Evet biraz sonra spor bölüm sayfalarında bunlarla ilgili haberlerin detaylarıyla sizlere paylaşacağımızın altını çizelim. Ve gelelim hafta sonu gazeteler nasıl manşetlerle çıkmış. Özgür Kocaeli Gazetesi Cumartesi günü gitsinler ama nereye gitsinler başlığıyla çıkmış. Neydi bu konu? Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başiskele'deki kayıkçılara ki Başiskele çevresinde bulunan kayıkçılara burayı boşaltın. 10 günlük süre vererek bir yazı göndermiş. İyi de bu insanlar nereye, bu balık tekneleri nereye gidecek? Evlerin bahçesine mi çekecekler bunları? Denizde bulunması lazım bu teknelerin. Bu insanlara gidin demek kolay ama yer göstermek önemli. Nereye de bu insanlar kayıklarını barındıracak veya kayıkları nereye bağlayacaklar? Bu İzmit Körfezi'nin etrafında denizden yararlanamıyoruz. Zaten Büyükşehir Belediyesi deniz taşımacılığını hiçbir şekilde düşünmüyor, hiçbir şekilde uygulamıyor. Bari kayıklara izin versinler. Kayıkları nereye bağlayacak bu insanlar? Gidin demek kolay. Bu insanlara yer gösterirsiniz. Bu insanlar götürürler kayıklarını oraya bağlar. Bağlamazlarsa o zaman gerekliliğini yaparsınız. Gidin demek, yazı göndermek
Ama nereye gideceklerini göstermemek doğru bir yöntem değil değerli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri. Pazar günü nasıl çıkmış Özgür Kocaeli Gazetesi? Yeni Çetin Emeç yakında açılıyor. Değerli izleyiciler, burada belirtmiştim. Bir kez daha vurguluyorum. 9 Eylül Pazartesi günü, yani okulların 2019-2020 eğitim dönemine başlangıcına kadar buranın açılacağını deklare etmişti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gönderdiği basın metinlerinde. 9 Eylül'de açılacaktı, hizmete girecekti. 9 Kasım geliyor neredeyse, hala hizmete girmedi. Hala gazete yeni Çetin Emeç yakında açılıyor başlığı atıyor. Şimdi değerli izleyiciler, ben buradan söylediğim zaman bana kızıyorlar. Diyorlar ki ya neden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni buraya kadar eleştiriyorsun? Eleştirmeyeyim de ne yapayım? 9 Eylül'de açılacağını deklare ettiniz. Yani okullar açıldığı gün burası açılacak dediniz. Öyle ihaleye çıktınız. 2 aya geldi neredeyse. 3-4-5 gün sonra 2 ay olacak. Hala Çetin Emeç Köprüsü hizmete girmedi. Bu eleştirme, bunu söylemeyeyim de ne yapayım ben? Benim gözümün önünde, evimin hemen 100 metre ilerisinde. Yapılan şu, bir gün geliyor çalışıyorlar, bir yerini yapıyorlar, gidiyorlar. Ya toplasan en fazla 3 saatlik, 4 saatlik işi kaldı oranın yapılması için, hizmete girebilmesi için. Bunu yapmaktan aciz mi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi? Otobüslerin önüne Mutluşehir, Kocaeli yazmakla olmuyor Mutluşehir. Otobüslerin üzerinde bunu kullanmakla Mutluşehir'e yapamazsınız bu kenti. İş yapın, icraat yapın. Bunu da beceremiyorsanız neyi becereceksiniz, neyi yapacaksınız? 2 ay oldu neredeyse, hala bir yaya geçicini hizmete açamadınız. Bunu ne zaman yapacaksınız, nasıl yapacaksınız? Büyük projeleri nasıl bitireceksiniz? Nasıl bu kenti Mutluşehir yapacaksınız? Konuşmayla, söylemeyle, yazmayla bu işler olmuyor. Devam edelim. Kocaeli Gazetesi, cumartesi günü ne atmış manşet? Gündoğdu'nun iki önemli sorunu şeklinde bir manşet atmış. Gündoğdu, İzmit'e bağlı Gündoğdu bölgesinin. Bir, mahalleye giden bozuk yol. İki, su deposundan sular taşıyor. Böyle bir manşet kullanmış Kocaeli Gazetesi cumartesi günü. Pazar günü ise İl Danışma Kurulu toplantısında herkesin içinin döktüğü üst başlığıyla CHP'de kongre öncesi iç hesaplaşma şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Evet, 6 tane de fotoğraf kullanmıştı. Yan tarafta il başkanından işte milletvekiline öne çıkan isimlerin yaptığı konuşmalardan birer de bölüm vermişti. Geliyoruz Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne. Cumartesi günü MHP'de başkanlar görevde kalacak şeklinde bir manşet kullanmış. Tek hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi de tek listeli kongreler yapmayı hedefliyor. Partilerde ne yazık ki bu iş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı çalışmayla moda olur gibi oldu. Hatta birileri hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde bununla doğru yönetmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazı yerlerde tek liste olur ama bazı yerlerde tek liste olmaz. Delege seçimlerinde bile olmaz ki. Bırakın ilçeyi, bırakın ili. Devam ediyoruz. Pazar günü nasıl bir manşette çıkmış Demokrat Kocaeli? AK Partili İl Başkanı 55 Delince de partililere çağrı yaptı. Yola koyulma vakti geldi şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Tabii yola koyulmadan neyi kastediyorlar? Bugün bakıldığında halk nezdinde, seçmen nezdinde hangi noktada olduğunu Adalet ve Kalkınma Partisi yapılan araştırmalarda çok net kendisinin önüne geldiği için bu konuda bir çalışma yapmayı öneriyor. Yeni bir anlayış, yeni bir çıkış noktası aramaya çalışıyor. Çağdaş Kocaeli Gazetesi cumartesi günü nasıl bir manşette atmış? Müteahhit 24 tarihi 50 kişiye sattığı 3 başlığıyla 10 yıldır çözülemiyor şeklinde. Daha evvel de bizim burada bahsettiğimiz konuyu manşete taşımış. Pazar günü ise CHP'liler içini döktüğü şeklinde bir manşet atmış. Yapılan İl Danışma Kurulu toplantısındaki değerlendirmeleri de okuyucusuna sunmuş. Peki Mavi Kocaeli Gazetesi cumartesi günü nasıl bir manşet atmış? Atatürk anıtına büyük saygısızlık şeklinde bir başlık atmış. Ve bu başlıkla da Atatürk Anıtı'ndaki saygısızlığı dile getirmiş. Pazar günü çıkmıyor. Bizim Yaka Gazetesi de cumartesi günü attığı manşette aracı
yanan vatandaşın hukuk mücadelesi sürüyor üst başlığıyla Solmaz Fabrika Mağduriyeti mi Gidersin şeklinde bir başlıkta çıkmış. Nedir? Aracı yanmış kişinin aracın yanmasının sebebinin de imalat hatası olduğu üzerinde değerlendirme var. Bu nedenle hukuk mücadelesi yapıyor. Fabrika yeni bir araç versin şeklinde bir değerlendirmesi iddiası bulunuyor. Pazar günü bizim yakada çıkmadığının altını çizelim ve gelelim değerli izleyiciler. İlk gazetemize bugün haftanın ilk gününde bugünkü ilk gazetemiz Özgür Kocaeli gazetesi oluyor. Şimdi Özgür Kocaeli gazetesinde bugün ilginç bir röportaj manşete taşınmış. Tabii şu andaki genç kuşak belki bunu çok net bilmeyebilir ama şunun altını çizelim ki SEKA bu kent için çok farklı bir konum içerir. Çok farklı bir gelir kaynağı olarak içeriliyor. Çok farklı bir fabrikadır. Peki bunu söylerken neyi kastediyoruz veya niçin böyle bir şey değerlendiriyoruz? İlimizde Cumhuriyet döneminin ilk fabrikasıdır. SEKA fabrikası. Ve o dönemden itibaren işte bizim gençlik yıllarımıza kadarki baktığımız süreç içerisinde ki bu 80'li yıllar dahil bunun içerisine, 90'lı yıllar dahil ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk özelleştirdiği yerlerden bir tanesidir. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının yani 2002 dönemine kadarki önemli bir yatırımıdır kentimiz adına. Ve bu kentte yaşayan adeta herkesin mutlaka SEKA ile bir ilişkisi vardır. Ya annesi babası çalışmıştır, ya akrabası çalışmıştır, ya birinci derecedeki akrabaları çalışmıştır. Bir dönem yaklaşık 5000 kişinin çalıştığı, 3 vardiyanın çalıştığı bir fabrikadır burası. İzmit kent merkezinde bir fabrikaydı. Ama daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özelleştirme programı içerisinde özelleştirerek ve adeta yıkılarak farklı bir şekilde değerlendirmede bulunuldu ve yeri de şu anda park olarak kullanılıyor. Doğrudur, yanlıştır. Bu zamanda da tartışılmıştı. Hala da tartışılıyor. SEKA İzmit için bir fabrikadan daha fazlasıydı şeklinde üst satırlık bir manşet atmış Özgür Kocaeli gazetesi. 6 Kasım 1936, 6 Kasım 2019 arası geçen tam 83 yıl. SEKA Kağıt Fabrikası'nın 83. kuruluş yıl dönümü nedeniyle binlerce SEKA'lı adına bir araya gelen Ömür Aykanat, Hasan Duymuş, Hamit Pekçevik ve İsmail Eksioğlu bugün müzeye dönüşen alanda buluştuk. SEKA'yı konuştuk. Onlar SEKA'nın bu kentin nefesi olduğunu söyledi şeklinde bir alt başlığı var haberin. Evet, arkadaşlarını andılar. 4 isimden bahsediliyor ki gerçekten bakıldığında SEKA için olmazsa olmazı olarak değerlendirilen Ömür Aykanat, Hasan Duymuş, Hamit Pekçevik ve İsmail Eksikoğlu. 4 isim değerli izleyiciler. Bu habere Suriye Çatak tek imza atmış değerli izleyiciler. Yaptığı röportaj içerisinde ve haberi farklı bir boyutta birinci sayfada manşete taşımış Adem Turgut yönetimindeki Özgür Kocaeli gazetesi. Kağıdın serüveni, hepsinin gözleri doldu. SEKA'lı olmak ayrıcalık şeklinde 3 tane de ara başlığı var haberin. Yine bitmeyen dostluk şeklinde 4 ismin SEKA Mehmet Ali Kağıtçı Müzesi'nin hemen önünde fotoğrafı da var. Haberi destekleyecek şekilde. Yarım kalan kavşak proje için ihale şeklinde Karamürsel'le ilgili ihaleye tekrar çıkacak. Yarım kalan kavşakla ilgili biter mi bitmez mi hep birlikte göreceğiz. İnşallah verilen sürede, inşallah yapılan ihale sonrasındaki kazanan müteahhit burayı bitirir. Biz de hep birlikte alkışlarız. İşte deriz ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizi burada yanılttı. Zamanında bu burayı bitirerek hizmete soktu, hizmete girmesini sağladı deriz. İnşallah, ben yıldırım ama çok zor. Kavşak bitmek üzere, sıra sinyalizasyonda şeklinde bir başka haber kullanılmış gazetede. Ve buranın da bir an önce bitmesini otogar köprülü kavşağından bahsediyoruz. Yıl sonuna kadar bitirilecekti. Umarız bitirilir yan, ama bu bitirilme sadece üzerine konulan kavşak işaretliği ve sinyalizasyonla değil. Yan yollarıyla. Bakın, yan yollarda sıkıntı var. Geçen gün biz o bölgedeydik ve o bölgede yapılan tesislere giriş için yol yok. Yol yapılmamış. Yani orada yan yana 3-4 tane tesis bulunuyor. Bir tanesine giriyorsunuz, çıkıştan giriyorsunuz. Bir tanesine hiç yol yok. Yani bir gün bir başka yer daha açılacak orada. Oranın da girişi yok.
Yani oralarda yan yolların bitirilmesi şartıyla burası tam anlamıyla biter. Umarız bitirilir. Böylesi bu kavşakta biz de görürüz. CHP'de sert sözler şeklinde İl Danışma Kurulu'ndan bir haber verilmiş değerli izleyiciler. Bu kavşakla ilgili haberlere de Cemalettin Öztürk imza atmış. Cuma akşamı Mevlüt Kandili, evet Cuma akşamı Mevlüt Kandili olduğunu bir kez daha buradan vurgulayalım. 2020 ile ilgili dini günlerde yine haberin detayında verilmiş. Geliyoruz sol tarafa. Alemdağ yarım düzüne gol attık üst başlığıyla. 4 yıl sonra 6 gol atan takımın fotoğrafı. Zirvedeyiz 3-6. Bununla ilgili biraz sonra spor bölüm spor sayfalarını okurken bir değerlendirmede bir yorumda bulunacağım. MHP'de ana hedef tek listeli kongreler. Evet. MHP'de aynı Adalet ve Kalkınma Partisi gibi tek listeli kongreler planlanılıyor. CHP il başkanını 600 delege seçecek şeklinde bir haber verilmiş. Ön seçim delegesi kalktı şeklinde yine bir başka Çiğdem Armağan tarafından imzalı haberde bunlar verilmiş değerli izleyiciler. Adem Turgut CHP'liler kol kola girmeyi öğrenmeli başlığıyla bir köşesi yazmış. Özmural ve Solokolu kararlarına sevindim. 55 büyük akını andan öpmüş şeklinde yine iki tane bölüm de var köşesinden anons edilen birinci sayfada Özgür Kocaeli gazetesinde. Değerli izleyiciler birinci gazetemizi bitirdik. Geldik ikinci gazetemize Bizim Yaka gazetesine. Bakalım Bizim Yaka gazetesi bugün nasıl bir manşetle çıkmış. Çöpler o ilçede toplanacak. Böyle bir manşet var gazetede. Ve altını okuyalım. Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulan evsel atıkların depolanacağı yer ile ilgili komisyon hazırladığı raporu Başkan Büyükakın'a teslim etti. Akademik Odalar Platformu üyelerinin de yer aldığı komisyonun sahadaki çalışmaları sonrası puanlama ile 12 yer belirlendi. Listenin ilk sırası açıklanmazken yerin ve bulunduğu ilçenin sürpriz olduğu öğrenildi şeklinde bir hemen manşetin altında bir alt başlık kullanılmış. Rapor teslim edildi. Sürpriz yer şaşırtacak şekilde iki tane de ara başlığı var haberin. Evet, çöplerle ilgili, katı atıkla ilgili, yakma tesisiyle ilgili neler yapıldığını, neler yapılacağını dair bir değerlendirme. Ama sadece o ilçede toplanacak denmiş, ilçenin ismi yok haberde. Ayağı eksik kalmış ama farklı bir değerlendirme. Bu konuda da neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Hemen altında da İsviçre Davos'ta Erdoğan, Salzburg'da büyük akın şeklinde galip adamının köşesi anonslanmış. AK Parti il başkanları Ankara'ya 3 eksikliğe gittiği şeklinde bir başka bölüm de var ki bu değerlendirmesini de bulunmuş tabii ki daha eski bir haber. Hemen geliyoruz sağ tarafta 55 makamlar gelip geçicidir şeklinde bir açıklaması başlığı çekilmiş. CHP'liler danışmada Sarabay'a yüklendi şeklinde Pınar Gültarhan'ın imzalı bir haber var. Şehit Sarıtos'un ismi ölümsüzleştirilecek şeklinde bir başka haber var. Hız yapan sürücülere 30 bin lira ceza kesildi. Mutluşehir Kocaeli tabelalı otobüsler. İşte oraya Mutluşehir yazmak da Mutluşehir olunmuyor. Çöpe atılan Atatürk fotoğraflarına çocuklar sahip çıktı. Kartepe'de oltalar denize atıldı şeklinde Emre Ak boyunun haberi de verilmiş. Evet, Kartepe'de zaman zaman yapılan çalışmalar içerisinde bir başka bölüm. Fenerbahçeli Koray Şener'in ismi kütüphanelere yaşatılıyor şeklinde bir başka haber verilmiş. Tabii bu Gebze'liydi bu arkadaşımız. Yaşamını yitirmişti. Kütüphanelerde yaşatılması isminin önemli diye altını çizelim. Güzel bir habere de imza atmış Bizim Yaka gazetesi. Pastacılar kralına kel orta olmak istediler. 400 bin lira kaptırdılar şeklinde bir başka dolandırıcıyla ilgili haber mi artık nedir bakıldığında bu tür haberler artık olmasın. Artık bu tür şeylere kanmayalım lütfen diye bir kez daha uyaralım. Hürriyet'ten silahlı koruma açıklaması. Evet son zamanlarda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in arkasında etkinliklerde ve dışarıda bir koruma var. Bu koruma ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuş. 170 şişe kaçak içki ele geçirildi. Mesire alanında ağaca asılı halde ölü bulundu şeklinde de haberler birinci sayfada verilmiş Özgür Kocaeli gazetesinde. Pardon, Bizim Yaka gazetesinde özür diliyoruz.
Evet, Özgür Kocaeli Gazetesi ilk gazete olarak okuduk. Bizim Yaka'yı ikinci gazete biraz evvel okuduğumuz Bizim Yaka gazetesiydi. Düzeltiyoruz burada değerli izleyiciler. Şimdi Kocaeli Gazetesi'ne geldik. Bugün gazeteleri satın aldığım bayide Kocaeli Gazetesi'ni bulamadım. Ama dijital olarak bizim elimizde var. Bu bilgisayarımız üzerinden dijital olarak okuyacağız ama herhalde eksik gönderildi veya dağıtım şirketinden kaynaklanan bir problem diye değerlendirebiliriz. Nasıl bir logo altında ne kullanılmış? AKP'li Işık toplantıya yine katılmadı şeklinde bir haber kullanılmış gazetede hemen logonun altında. Logo yanında ise Kocaelispor İstanbul'dan lider döndü 6-3 şeklinde spor sayfasına haber gönderilmiş. Geliyoruz soru yağmuru masasında açıklamaya. Kim açıklama yapmış? Faruk Mamik. Evet, Mamikler İnşaat'ın önemli isimlerinden bir tanesi. Masaya oturmuş, soru yağmuruna tutulmuş ve çarpıcı bir açıklama yapmış. Faruk Mamik'ten çarpıcı açıklama. Üst başlığıyla Kocaeli'de Almanya'dan fazla müteahhit var. Evet, böyle bir açıklama yapılmış. Böyle bir manşet kullanılmış gazetede. Peki gazetenin manşetin altında nasıl bir bölüm var? Hemen ona bir bakalım. Gazetemizin soru yağmuruna konuk olan Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Faruk Mamik, Almanya'nın tamamında 5600, sadece Kocaeli ise 5700 müteahhitin olduğunu söyledi. Evet, ilginç bir tespit, ilginç bir değerlendirme, ilginç bir açıklama değerli izleyiciler. Almanya'nın tamamında 5600, sadece Kocaeli'de 5700 müteahhit var. Çok çarpıcı bir rakam. Müteahhit enflasyonu şeklinde bir ara başlığı var haberin. Konut almanın zamanı şeklinde bir başka ara başlığı da var. Evet, tek fotoğrafı kullanılmış. Masadan başka bir fotoğraf daha kullanılmış değerli izleyiciler Kocaeli Gazetesi'nde. Hemen sağ taraftan aşağı doğru iniyoruz. Baro'da yazar Tezcan hakkında suç duyurusu. Karamürsel ihalesi bugün yapılacak. Kocaeli'nin en ballı ve en balsız siyasetçisi kim şeklinde Tanzer Ünal'ın ilginç bir köşesinin başlığı da anons edilmiş gazetede. Saldırıya uğrayan avukat Köse'ye destek şeklinde bir haber verilmiş fotoğrafıyla birlikte. Bunun hemen altına bir bakalım değerli izleyiciler. MHP il öncüsü ve aynı zamanda Kocaeli Barosu avukatlarından Havva Köse geçtiğimiz gün kazandığı dava sonrası karşı tarafın fiziki ve psikolojik saldırısına uğradı. Kocaeli Barosu saldırıyı kınadı şeklinde bir hemen manşetin altında, başlığın altında konulmuş bu açıklama. Evet, biz de kendisine geçmiş olsun diliyoruz. Edirne'den Kars'a çıksın artık bu yasa şeklinde bir başka haber kullanılmış ve Aslan'a önemli görev şeklinde yine o haberin altında bir bölüm var. Sol tarafa geçiyoruz değerli izleyiciler. Bakalım sol tarafta nasıl bir haber kullanılmış. SPGİK'te 3 Kocaelili var. Temel Karamollaoğlu yeniden başkan seçildi şeklinde fotoğrafın altında verilmiş. Özgün Erbulan habere imza atmış. İşte SP'nin Kocaelili GİK üyeleri. Bir Olaydın'ın fotoğrafı, Hasan Bitmez'in fotoğrafı, Reyhan Şengün'ün fotoğrafıyla haber verilmiş. CHP'li Akar'dan Gölcük Belediyesi için şok iddia şeklinde bir haber var. Bunun altını birazcık okuyalım. Temsil giderleriyle ilgili ciddi bir rakam var iddiasında. Haydar Akar'ın Gölcük Belediyesi ile ve borçları nedeniyle de Gölcük Belediyesi'nin taşınmasının maliye devredilmesi. Daha önce ilçe belediyelerinin borçlarına ilişkin rakamları paylaşan CHP milletvekili Haydar Akar en az borçlu 3 milyon TL ile Gölcük Belediyesi'nin olduğunu açıklamıştı. Akar, Gölcük Belediyesi'nin borçlarına karşılık maliye hazinesine yaklaşık 26 milyon TL'lik gayrimenkul devri yaptığını söyledi şeklinde bir bölüm var haberin altında değerli izleyiciler. İş sayfada da detayı bulunuyor. Derince'de MHP'ye 108 genç üye oldu şeklinde bir başka haber var. Kaşlarınızı sürekli yukarı kaldırıyorsanız dikkat şeklinde bir başka sağlıkla ilgili kadın figürüyle verilmiş bir haber bulunuyor gazetenin sol tarafında değerli izleyiciler. Evet, bugüne baktığımızda yoğun bir gündemin olduğu ve 3 gazeteyi geride bıraktığımızda farklı farklı detayların gazetelerin birinci sayfasında yer bulduğunu görebildik değerli izleyiciler. Evet, saatlerimiz onu gösteriyor. Saat 3 gazetenin değerlendirmesini yaptık. 3 il gazetesiyle sizlerle birlikte olduk.
bir kısa ara vereceğiz. Öncelikle klibimiz var. Emel Sayın'da yanılmıyorsam. Emel Sayı'dan bir klibimiz ekranlarda olacak. Ardından reklamlar ve ikinci bölümde tekrar karşınızda olacağız. Türkiye'de fark yaratan lezzet, şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi.
Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli yetkili bayimizle bekliyoruz. Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Eftel Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftel Maya Evleri. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca alçı yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca alçı yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Yılından bu yana hizmet veren Ayşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Ayşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Değerli TV 262 izleyicileri, Manşetler programının ikinci bölümündeyiz. Klibimiz ve reklamlarımız sonrasında tekrar karşınızdayız ve diğer gazetelerle devam ediyoruz. Neyle? Demokrat Kocaeli gazetesiyle. Evet, Demokrat Kocaeli gazetesi bugün farklı bir sayfa yapmış. Onun altını çizelim. Hemen logonun altında 9 sıra manşette CHP'de ön seçim delegesi artık yok şeklinde bir başlık kullanmış. Nedir bunun altındaki yazısı? CHP'de bugüne kadar delege seçimlerinde ön seçim delegeleri de belirleniyordu. Fakat CHP Genel Merkezi tarafından Kocaeli örgütüne gönderilen genelgede bundan sonra ön seçim delegesi seçilmeyecek ifadesi
yer aldı şeklinde bir alt tarafı var bu manşetin. Üç tane de ara başlığı var. Devrim gibi karar, sadece ilçe delegesi ön seçim olabilir. Şimdi bunun biraz detayını bildiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ön seçim yapılırken daha evvel belirlenen mahallelerdeki ön seçim delegeleri oy kullanırdı. Ama bunu son 3-4 seçim öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ön seçimi üye bazında yapmaya başladı. Yani partiye üye olan herkesin oy kullanarak ön seçim yaptığı bir konuma geçildi. Bu nedenle daha evvel mahallelerde seçilen delegeler arasındaki yer alan ön seçim delegeleri artık yazılmayacak. Sadece ilçe kongresinde oy kullanabilecek delegeler belirlenecek. Eğer ön seçim yapılması gerekiyorsa üyeler bazında ön seçim yapılacağı için bütün üyeler gelip ön seçimde oy kullanacak. Böylesi bir çalışmanın yaptığı bir değerlendirme bu. Değerli izleyiciler, bunu da sizlerle paylaşmış olduk bildiğimi söylediğim kadarıyla. Geliyoruz manşete. 3.6 etiketiyle gol yağmuru zirvedeyiz. Birkaç haftalık zor günlerin ardından teknik direktörünü değiştiren Kocaelispor gol yağmuru şeklinde geçen İstanbul deplasmanından galibiyetle döndü ve zirveye çıktı şeklinde bir. Alt başlığı var haberin, deplasmana çıktı, derince kazandı şeklinde de iki tane ara başlık var. Sevinç yaşadılar şeklinde de yine maçtan fotoğraflar verilmiş ve spor sayfasına anons edilmiş haber. Hemen sağ tarafa geçiyoruz. Ünal Cankurt'un imzasıyla yapılan bir haber var. 400 kilo etiketiyle onlar Kandıralı domuz avcıları şeklinde fotoğraflı bir haber konulmuş. Kandıralı avcılar öyle bir domuz avladı ki görenler şaştı kaldı. Vurdukları domuz 400 kilonun üzerinde alt başlığı verilmiş. Zarar veriyor, çok şaşırdılar şeklinde iki tane ara başlığı da bulunuyor haberin. Tartışmalı kavşağın ihalesi bugün şeklinde Karamürsel'de kavşakla ilgili yapılacak ikinci ihalenin değerlendirmesi var. Umarız bu ihalede kazanan, bir kez daha söyleyeyim, kazanan müteahhit zamanında ve paralarını alarak ve kaçmadan bu projeyi bitirir. Geliyoruz sol tarafa. AK Parti yine ışıksız kaldı. AK Parti'nin 9 kişiden oluşan koordinasyon kurulu toplantısına milletvekili Işık yine katılmadı şeklinde bir alt başlığı var. Soru işareti Fikri Işık'ın fotoğrafıyla verilmiş. Kadınlar Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne akın ediyor şeklinde bir ikinci manşet gibi bir haber var. Ki kadın kadına röportajda bu öne çıkmış. Burşin Sağlam Aysu imza atmış bu röportaja. Gençler, kadınlar ve çocuklar için önemli çalışmalar yapan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Meral Dönmez projelerini anlattı. Pilot bölge oldu, çok talep var şeklinde bir değerlendirme var. Dün İstanbul'da yapılan koşudaki İstanbul Maratonu'nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yardım amacıyla yapılan kampanya ve bunun için yapılan koşular ve bu koşular sonrasında ve yardım kampanyası sonrasında elde edilen gelirlerle çocuklara burs verilecek, okumaları sağlanacak özellikle kızlar. Devam ediyoruz. Sağ taraf, gelir gelmez Şehit Ailesi'ne gittiği şeklinde Büyük Akın'ın ziyaretiyle ilgili bir haber paylaşılmış. Balıkçılar dertli şeklinde bir başka haber var. Mutlu Şehir Otobüsleri, evet biraz evvel de söyledik diğer bir gazetede yine bununla ilgili konu gelmişken bir kez daha söyleyelim. Ulaşım Park'a ait Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki bulunan belediye otobüslerinde üst tarafında hatla ilgili açıklamanın zaman zaman yanı sönüp yerine Mutlu Şehir Kocaeli şeklinde bir bölüm yanması, Kocaeli derken de O'nun kalp şeklinde verilmesi şeklinde bir haber verilmiş. Bir kez daha söyleyeyim, oralara Mutlu Şehir yazmakla Mutlu Şehir olunmaz. Geliyoruz bir ölüm haberine. Hacı Ali Genç vefat etti şeklinde bir haber verilmiş. Kocaeli Demokrat Gazetesi elimde. Bunun gazetenin onursal başkanı, Genç Dur Yönetim Kurulu Başkanı Ali Genç'in amcası Hacı Ali Genç 88 yaşında yaşamını yitirmiş. Genç ailesine ve Demokrat Gazetesi'ne, Demokrat Kocaeli Gazetesi'ne de biz de buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mevlüt Soysal ne demiş? CHP'lilere Türkiye Kocaeli'den daha büyük şeklinde bir başlıkla köşe yazmış, o da anons edilmiş gazetenin birinci sayfasında. Devam ediyoruz neyle? Mavi Kocaeli gazetesiyle. İlginç bir haber var, ilginç bir manşet var Mavi Kocaeli gazetesinde. Hemen bakalım. Tarihi koruyamayan Kocaman'a tarih ödülü şeklinde bir manşet konulmuş.
Bu haberi bir bakalım, sonra da bu haberle ilgili birkaç yorumumuz olacak değerli izleyiciler. Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği yarışmada Kartepe Belediyesi 2 başarı ödülü aldı. Kartepe Eşme'de Roma dönemine ait tarihi köprü yok olmak üzereyken tarihi pancar deposu iş makineleriyle yerle bir edilirken bu ödül oldukça ironik bulundu şeklinde bir bölüm var manşetin hemen alt tarafında. Başarı ödülü sahip çıkamıyor şekilde iki tane ara başlığı var. Tescilli bina yerle bir oldu. Şimdi tescilli bina ile ilgili şunu söyleyelim. Kartepe Belediye Başkanı'nı yaptığımız ziyaret sırasında bu konu çok sıcaktı. Yaklaşık bundan 2 aylık evvelki bir durumdu ve bunu kendisine yönelttik. Nedir bu diye. Bu konu özel bir mülküye ait, özel bir mülkiyetin olduğu bir bina bu bina. Tabii ki tescilli bir bina ama bunu yıkılmasını sağlayan buranın sahipleri olarak değerlendirdi bize. Konuyu araştırılıyor, konuyu Anıtlar Yüksek Kurulu'da araştırıyor. Hatta burayla ilgili benim projem de vardı. Burayı çok daha farklı, tarih kokan bir şekilde değerlendireceğim tim şeklinde seçim öncesinde de vaatte bulunduğunun altını çizdi Başkan Mustafa Kocaman. Ama baktığımızda gazetenin haberinde bunun belediyeye ait bir bina gibi, yıkıldığı, koruyamadığı gibi bir şekilde değerlendirmede bulunmuş. Halbuki bu bina özel bir mülkiyetin içinde ve özel bir mülkiyetin içinde bulunduğu için de belediyenin karışamadığı ama bu binanın yıkımında da belediyenin hiçbir şekilde dahil olmadığı, bunu özel mülkiyetin sahibi dozerle yıktırdığını bize söyledi ve yapılan soruşturmanın da devam ettiğini altını çizmişti. Haber bu şekilde verilmiş gazetede. Bunun da bir açıklamasını yapmış olduk değerli izleyiciler. Sağ tarafa bakıyoruz. Ki hemen kulakta emaneti geri aldık 3-6 şeklinde Kocaelispor'la ilgili bir haber spor sayfasına paslanmış. Haluk Levent Baran için harekete geçti. Maşukiye tahsilcilerin ilgi odağı oldu. Baro suç duyurusunda bulundu. CHP'de tüm ilçelerdeki delege sayıları belirlendi. Köprülü kavşak ihalesi bugün yapılacak şeklinde haberler verilmiş sağ taraftan. İzmit Belediyesi köylünün yanında şeklinde bir ikinci manşet haberi var. Sol tarafta sahte evliya 48 bin lira aldı diye bir haber. Bayram Çelenk vefat etti diye bir vefat haberi verilmiş. Kandıralı avcılar öyle bir domuz avladı ki üst başıyla görenler şaştı kaldı diye Demokrat Kocaeli'nde Ünal Cankurt imzalı haberle ilgili bu haber de verilmiş gazetede. Örnek proje Kandıra'da devam etti. Balık satışları çok düştü. 2 otomobil çarpıştı. 4 yaralı Gebze'deki kaza verilmiş hemen etekte. Gazetenin değerli izleyiciler. Devam ediyoruz. Neyle? Çağdaş Kocaeli gazetesiyle. Şimdi Çağdaş Kocaeli gazetesinin manşetine hep birlikte bakacağız. İlginç bir manşet var. Sadun Çetin yönetimindeki gazetede ilginç bir manşet asılmış. AK Parti iktidarı 17 yaşında şeklinde bir manşet. Altında ne yazıyor? AK Parti Kocaeli Teşkilatı 3 Kasım 2002'de yapılan ilk genel seçimlerde %34 oy alarak sandıktan birinci parti olarak çıkıp 17 yıldır iktidarda olmanın yıl dönümünü kutladı. Millete hizmette 17 yıl, Yunus Emre'nin sözleri paylaşıldı, koordinasyon toplantısı, gündemi değerlendirdik. Ayşe Aydın imzalı bir haber. Koordinasyon toplantısında 9 kişilik ekipte 2, 4, 6, 8 kişi var, fikri ışık yok. Bu verilmiş mi peki? Verilmemiş, sadece katılanların ismi verilmiş. Fikri için olmaması bu önemli bir haber. Çünkü Kocaeli Milletvekili bakanlık yapmış, koordinasyon kurulunda yer alıyor ama burada yok. Kimler var? 6 milletvekili, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve İl Başkanı. Burada normal şartlarda Fikri Işık'ında yani Kocaeli Milletvekili olarak yer alması gerekiyordu. Haberin ayrıntısında içerisinde verilmiştir ama ön tarafta öne çıkartılan bir başlık yok. Tarhan seçimi kazanan CHP'dir şeklinde Kerim Çelik imzalı bir haber. EYT'liler yasa mutlaka çıkacak şeklinde yine Ayşe Aydın imzalı bir haber. Buradan suç duyurusu şeklinde bir haber verilmiş. Edirne'de Bulgaristanlı iş insanlarıyla görüşüldüğü Koto'dan protokol şeklinde bir başka haber. SHP kongreye gitti diye bir haber verilmiş. Maşukiye sonbaharda ilgi odağı olduğu şekilde fotoğraflı anonslu bir haber. Sağ tarafa bakıyoruz. Biz de sizleri alkışlıyoruz şeklinde Kocaeli Spor'dan gol yağmuru 3-6. Derince'ye seyahat kartları ofisi kuruluyor. MHP'ye 108 genç üye oldu şeklinde haberler verilmiş. CHP yıl danışma seviyeliydi ama heyecan düşüktü. Konuşmacılar ve eleştiriler Büyükşehir adayı için
yanıt Tarhan'dan geldi şeklinde Sadun Çetin'in 3 başlıklı köşesi anons edilmiş. Nabi Avcı İzmit'teki 15 Temmuz anıtına ucube dedi şeklinde Nurettin Kolaylı'nın köşesi anons edilmiş. Korku filmleri vücuda faydalı şeklinde Özkan Yılmaz'ın köşesi de anons edilmiş gazetenin birinci sayfasından değerli izleyiciler. Evet, il gazeteleri böyleydi. 6 il gazetesini sizlerle paylaştık. Biraz sonra ilçe gazetelerine gideceğiz ama önce spor sayfaları. Bakalım spor sayfaları neler söylemiş. Çağdaş Kocaeli gazetesiyle başlıyoruz. Koltuğu geri aldık 3-6 şeklinde bir haber paylaşılmış gazetede ve maçın detayı, yıldız tablosu, goller ve o şekilde bir haber verilmiş gazetede değerli izleyiciler. Mavi Kocaeli gazetesine gidiyoruz. Bakalım onlar nasıl bir spor sayfası yapmış. Emaneti geri aldık şeklinde bir başlık atmışlar. 3-6 maçtan sonra Kocaesporlu futbolcuların, yöneticilerin, başkanın, taraftarların önünde 53 kişilik içeri girebilen taraftarların önündeki bir fotoğrafıyla haber verilmiş ve detaylı bir şekilde gazetenin spor sayfasına yayılmış. Gerek yıldız tablosuyla, gerek puan durumuyla, haftanın maçlarıyla, önümüzdeki hafta oynayacak maçlarla ve diğer ara başlıklarla da haber okuyucusuna duyurulmuş. Demokrat Kocaeli gazetesi nasıl bir spor sayfası yapmış hemen ona bakıyoruz. Oltalar Enes için yarışı şeklinde bir haber kullanılmış ve iç sayfaya bakıyoruz. Gol olduk yağdık liderliği kaptık şeklinde 15. sayfadaki maçın detayı verilmiş. Yuvacık Spor liderliği korudu. Derece Gençler Birliği Soma'da yıkıldı 2-0. Turgutlu'yu Cihan yıktı şeklinde 2-0'lık denince sporun galibiyeti verilmiş. Gölcük'te maç bitti sağ karışı şeklinde bir başlıkla 1-1'lik skor verilmiş. Değerli izleyiciler olaylar yaşandı umarız ceza almazlar. Geliyoruz bizim yakaya. Bizim yakada öyle bir spor sayfası var mı hemen bakalım. Sadece Kartepe'deki denize oltalar atılması var. Özgür Kocaeli, biraz evvel söylediğim gibi Kocaeli Gazetesi'nin gazetede bahis yerinde gazeteyi bulamadık. Sadece dijital olarak sizlerle paylaştık. O yüzden spor sayfasını paylaşamıyoruz. Özgür Kocaeli Gazetesi'ne bakıyoruz. Batuhan Fas'ta maçında yok şeklinde bir hemen kulakta haber var. Yeşil Siyahlar 9 golün atıldığı müthiş maçı kazanmayı başardı. Emaneti geri aldık. 3-6 yine Emre Kurtbay imzalı. Yine bir sayfa yapılmış, güzel bir sayfa yapılmış. Taraflardan büyük destek şeklinde, dışarıda, içeride şeklinde bölümler verilmiş gazetede. Hemen iç tarafa dönelim şöyle. Denince seriye taktı 2-0, Gölcük Spor takıldı 1-1, Dolca Gençler Birliği düştü 2-0. Devlerden önemli galibiyet 74-78, Doğan Tepe ve Karamürsel galip şeklinde bir başka bölüm de var. Yine Körfez'in gençleri Eskişehir'den şen döndü şeklinde 3-1'lik bir galibiyet de verilmiş değerli izleyiciler. Şimdi Kocaspor'la ilgili birkaç kelime söylemek istiyorum. Neden? 6-3'lük iyi bir zafer. Deplasmanda alınan galibiyet önemli. 6-3'lük bir skorla. Sentetik şimdi oynanan karşılaşma ama bir halı saha mücadelesi gibi olmuş. Onun altını çizelim. Şimdi 2-0 öne geçiyorsunuz. Daha sonra 2-2 oluyor karşılaşma. 3-2 öne geçiyorsunuz, 3-3 oluyor ve 6-3 kazanıyorsunuz. Şimdi her maç böyle olmaz. Şampiyonu oynayan bir takım, Kocaelispor gibi bir takım, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-2'yi yakalatmaz. Yakalatmamalı. Yani galibiyetten ders çıkarmalıyız. Eğer galibiyetten bu dersi çıkartamazsak, her maçı böyle bu kadar şekilde kazanma şansımız olmayabilir. O yüzden dikkat etmek zorundayız. Tamam, 6-3'lük galibiyet önemli. 4 yıl sonra 6 tane gol atılması çok çok önemli. Ancak bu dersi de iyi bulmalıyız. Yani 2-0 öne geçen geçtikten sonra 2-2'yi yakalatmamamız lazım. Ona göre daha oynamamız lazım. Tamam Burak Süleyman gibi önemli bir silahımız var. Tamam cezası olmalı nedeniyle çok maçı kaybetmemize veya berabere bitirmemize etken oldu. Ama tek bir futbolcuya şampiyona giderken bağlanmak olmaz. Bu nedenle örneğini görüyoruz. Nerede? Fenerbahçe'de görüyoruz. Emre gibi bir 40 yaşındaki adama bel bağlayan bir koskoca Fenerbahçe Emre oynamadığı zaman takım başarılı olamıyor. Veya formsuz olduğu zaman başarılı olamıyor. Böyle bir mantık var mı? Futbolda veya spor müsabakasında böyle bir mantık var mı? Bu nedenle alternatifler üretmek zorundayız. Teknik direktörler bunun için var. Yoksa teknik direktörler bir takım maçı hazırlar, çıkar, taktiğini verirler, oynatır. Öyle değil. B planı da olmalı, C'yi de olmalı, D'si de olmalı ki ona göre hareket etsin, ona göre değerlendirmede bulunsun. İşte bu nedenle bu galibiyetten umarım ders çıkartırız. Kocaelispor gibi bir takım deplasmanda 2-0 öne geçtikten sonra 2-2'yi yakalatmamalı. Umarız ders çıkartmış oluruz. Tabii ki
Bu dersi çıkartırken teknik direktörün değişimi ve teknik direktör değişimi sonrasında gelen galibiyetler de önemli. İki tane üst üste kazandık. Devam edilseydi Engin Korukur'la bunlar gelmez miydi? Gelirdi. Ama bu bir tercihtir. Yönetimin aldığı bir tercihtir. Yine WhatsApp grubunda, Kocaspor basın grubunun da, Kocaspor başkanı ve yöneticisinin, basın sözcüsünün o gruptan çıkması da bir soru işareti. Madem kurumsal bir yapı içerisinde oluyoruz, her şey şeffaf olacak, basın grubunun içerisinde basın sözcüsü yer almalı diye düşünüyorum ben. Hafta sonunda karşılaşma öncesinde, özellikle cumartesi günü böylesi bir durum ne yazık ki tartışıldı WhatsApp grubunda. Bakalım bu sonuç nereye gidecek? Basın grubunda tabii ki kulübün görevlileri gerekli açıklama yapar. Basın sözcüsü veya kulüp başkanı basın toplantısı yapacağı zaman oradan duyurulur. Ama basın grubundaki yerde de basın sözcüsü orada kalıp basın mensupları bakalım neler söylüyor, ne istiyor gibi değerlendirmeleri de oradan görmeli. Yorum yazar yazmaz o aynı konu. Ama orada olmalı diye düşünüyorum. Kulüp görevlileri var mı? Profesyonel grup görevlileri o grubun içerisinde var. İki kişi hatta var. Ama basın sözcüsü olsa kalırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Tabii karar yönetimin. O konuda da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Evet, devam ediyoruz. Neyle? Gebze'yle. Gebze Kulüs haberle. AK Parti hareketi şeklinde hemen logo üstünde bir haber var. İstasyonda kaza 4 yaralı şeklinde bir başka haber kullanılmış. AK Parti haberine imzayı Bekir Palabıyık atmış. Kaza haberine ise Barış Dursun imza atmış değerli izleyiciler. Geliyoruz manşete. BM'den Martek'e ziyaret şeklinde bir haber kullanılmış. Ve bu habere de imzayı Caner Pesen atmış. Bakalım haberin detayına. Birleşmiş Milletler, yani parantez içerisinde Birleşmiş Milletler BM olarak yazılmış, Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK Martek'i ziyaret ederek Teknoloji Bankası hakkında bilgi aldı şeklinde bir haber kullanılmış. Fotoğrafta da bu haberin detayı verilmiş. İyi bir ziyaretti bu. Cumartesi günü bizim mailimize düştü. Kocaeli Gazetesi 262'ye de bu haberi verdik. Ama yapılan çalışmalar, yapılan değerlendirmeler önemli. Çünkü teknoloji adına yapılan çalışmaları izlemek hep bizim açımızdan da, ülkemiz açısından da, Birleşmiş Milletler açısından da önemli diyoruz. 50. yıl coşkusu şeklinde Saadet Partisi'nin büyük kongresinden haber verilmiş. Bekir Palabıyık imza atmış. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda bir Gebze'li şeklinde bir başka haberde hemen alt tarafta duyurulmuş değerli izleyiciler. Bıyık sarı öküzü vermez şeklinde Caner Pesen'den köşesinin başlığı anons edilmiş. Alt tarafta CHP'de adaylar kulis yapıyor şeklinde ilçe kongresine yönelik bir haber. Spor bölümü anonslanmış gazetenin birinci sayfasından. Darıca Belediyesi dava açtı şeklinde de bir başka haber kullanılmış gazetenin birinci sayfasında. Kulis haberden Derince Express'e geçtik değerli izleyiciler. Derince Express nasıl bir birinci sayfa yapmış? AK Parti Derince İstişare Toplantısı yapıldı. Milli Görüş 50 yaşında, MHP'ye 107 genç üye oldu. Atatürk Müzesi'ne ziyaretçi akını şeklinde sol tarafta haberler verilmiş. Sağ tarafa baktığımızda Körfez Kent Konseyi'nden afet eğitimi seferberliği şeklinde bir haber var. Uğur Okulları Dünya Sinemalar Günü'nü hazırlanıyor. Büyükşehir Derince'ye seyahat kartları ofisi, belediye Derince zincirleri kırdı 2-0 şeklinde spor haberi de verilmiş gazetenin birinci sayfasından. Geliyoruz Gölcük Postası'na. Bakalım Gölcük Postası nasıl bir manşetle okuyucusuyla buluşmuş. Türkçe tabelada teşvik yapılmalı şeklinde bir manşet. Kim söylemiş bunu? Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, Türkçe tabela kullanımının artırılması konusunda yaptığı açıklamada Türkçe tabelada teşvik yapılmalı dedi. Türkiye'de Türkçe tabelasında teşvik yapılmalı diye Esnaf Odası Başkanı'nın sözü var değerli izleyiciler. Evet, ilginç bir durum. O kadar çok farklı tabelalar var ki esnaflarda. Oldukça ilginç tabelalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ve Gölcük'ten bir Esnaf Odası Başkanı diyor ki Türkçe tabela yazılması konusunda esnafa teşvik yapılmalı. İlginç. Üzerinde çok konuşulacak bir nokta. Yani burada başkanın açıklamasından şimdi bir şey söylemiyorum. Başkan doğru bir şeye parmak basıyor. Ama Türkiye sınırları içerisinde Türkçe tabela konusunda teşvik olur mu? İlginç. Yani konu o noktaya kadar gelmiş. Teşvik yapalım ki
Türkçe tabela asalım artık esnaflar tarafından şeklinde bir konu o noktaya kadar uzanmış. Çözüm konusunda iki yetkili kurum var şeklinde bir açıklama var sağ tarafta. Salcı öncelikle afet kültürü oluşturmalı ki biraz evvel Necmi Kocaman'ın yaptığı açıklamaya Erdem Şengül imza atmış. Onu da söyleyelim. Terimlerin yeni yeri merak ediliyor şeklinde bir başka haber var. Öz değerlerimizi korumak zorundayız. Maç ki sonbaharda tahsilcilerin ilgi odağı olduğu şeklinde bir de anons haber var sağ tarafta. Yarışmada ödüller sahiplerini buldu şeklinde bir haber. Gölcük Belediyesi'nin haberi. İthal uskumlular tezgahlara geldi. 153'ten Bastime Eğitim Karamürsel Sepeti'nde Beşikler Sepeti'nden Beşikler yapılıyor şeklinde bir başka haber var. Koto ile Etso arasında köprü şeklinde bir başka mutlu şehir haberi de yine verilmiş gazetede. Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. 2 otomobil çarpıştı. 4 yaralı. Yangın mağdurlarına Büyükşehir sahip çıktı şeklinde haberler anonslanmış. Geçen haftanın ardından diye Armağan Teken'in de köşe yazısının başlığı var gazetenin birinci sayfasında. Evet değerli izleyiciler, değerlendirmelerimiz baktığımızda, ortaya çıkan tabloya baktığımızda ve konuyu değerlendirdiğimizde son gazetemize geliyoruz. Körfez Manşet Gazetesi'ne. Bakalım Körfez Manşet Gazetesi bugün okuyucusuyla nasıl bir birinci sayfada buluşmuş. Hemen veriyoruz onu da. Birinci sayfada değişik bir haber var. Onun da altını çizelim. Boş arsayı çöplük yaptılar şeklinde bir haber var Körfez'le ilgili. Saadet Partisi'nin GİK'e Kocaeli'den 4 isim. Bir de yedek var. O 4 isim olarak değerlendirilmiş. Kocaeli'de halk otobüsü ile otomobil çarpmıştı. 4 yaralı. Yine bir başka haber. Manşete biraz sonra geçeceğim. Yine bir başka haber var. Evet, kestane toplarken hayatını kaybettiği şeklinde bir haber konulmuş. Kartepe Kösüköy kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan 48 yaşındaki Hakkı Yavuz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi şeklinde bir haber var. Ağaca asılı halde bulundu. Vedat Taştekin nasıl bir köşe yazmış? 2020 bütçesi de yine popülizm kurbanı şeklinde bir ekonomiyle ilgili bir köşe yazmış. Şimdi geliyoruz manşete. Manşete haberi oldukça ilginç. TOKİ'den 348 TL'ye taksitle ev. Evet, 348 TL'ye taksitle bir ev alma şansınız var TOKİ'den. Tabii nasıl bunu yapacaksınız? Oldukça ilginç bir haber. TOKİ açık satış için 24 ilde 1936 konut başvuruları devam ediyor. Yeni TOKİ evleri konutları için başvuru heyecanı vatandaşları sardı. Konutların fiyatları 83 bin liradan, taksitleri ise 348 liradan başlıyor şeklinde bir haber. Detayı var. TOKİ'den, TOKİ internet sitesinden bu detay daha da değerlendirilebilir. Gazeteden de okunulabilir ama oldukça ilginç bir haber. Tabii ki birçok şartı var bunun da. Bu böylesi bir kampanyayla, böylesi bir taksitle ev almanın. Kocaelispor rakibini gole boğdu, İstanbul'dan lider döndü şeklinde yine spor haberi de verilmiş gazetenin birinci sayfasında. Evet, gazete turumuzu noktaladık. Gazete turumuzu noktaladıktan sonra değerli izleyiciler, geliyoruz gazetede köşe yazarlarının yazdığı köşelere. Evet, Kocaeli'nin en ballı ve en balsız siyasetçisi kim şeklinde Tanzer Ünal'ın köşesi var. Okumanızı tavsiye ediyoruz. Geniş bir değerlendirmede bulunmuş Tanzer Ünal bu köşe yazısıyla. Özgür Kocaeli Gazetesi'ne gidiyoruz. Özgür Kocaeli Gazetesi'nde Adem Turgut nasıl bir başlıkla, biraz evvel söyledim size ama yine de buradan hatırlatalım. CHP'liler kol kola girmeyi öğrenmeli şeklinde bir başlık kullanmış. Tabii burada kasıt CHP'lilerin birlikte yürümesi ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışma kurullarında, il ve ilçe danışma kurullarında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kulislerinde her zaman insanlar birbirinin ardından konuşuyor. Bu konuşma artık doğal mı oldu, bu şekilde yapılır mı, yapılmaz mı apayrı bir nokta. Ama şunun altını çizelim. Sosyal demokrat partilerde bu hep vardır. Dünyada da vardır, Türkiye'de de vardır. Sosyal demokrat partilerde kimse kimseye işte sen çok güzelsin, tamamdır, şudur, budur şeklinde değerlendirmede bulunmaz. Mutlaka eleştirir. Bu böyledir. Bunu da kabullenmek zorundayız. Bu siyasetin dünya üzerine baktığımızda her yerinde var. Bu parti içerisinde konuşursunuz da artık o konuşmalardan sonra dışarıda çok daha farklı olması gerekir. Bunda dünyanın da bu konuda örnekler vardır. Bu da doğrusu budur ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem içeride hem dışarıda herkes konuşur. Böylesi bir yapı vardır. CHP'lere Türkiye Kocaeli'den daha büyük şeklinde Mevlüt Soysal Genel Danışma Kurulu'na baz alarak bir köşe yazmış. Bugün baktığımızda
proje yazarlarının çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin danışma kurulunun sonrasındaki yansımaları değerlendirmiş. Saldun Çetin de CHP ile danışma seviyeliydi ama heyecan düşüktü şeklinde bir değerlendirmede bulunmuş. Heyecan şöyle oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Sandalyeler havada uçuşur veya sözler çok ağır olur. Heyecan o zaman oluyor. Onun dışında olmuyor. Normale gittiğimizde işte heyecansız bir danışma kurulu geçti diye şeklinde köşe yazılıyor. İsviçre Davos'ta Erdoğan, Salzburg'da Büyük Akın, Galip Ataman'ın köşe yazısı. Ne kadar doğrudur bu sözler? Ne kadar tartışılır? Ne kadar değerlendirmede bulunur? Siz değerli okurlarımız bu konuda ve okuyarak değerli izleyicilerimiz yorumunu yapar. Bunun üzerinde fazla konuşmak istemiyorum. Yani ikisini de aynı kefeye koyup orada konuşmak çok 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 farklı. Şunun altını çizelim. Bazı doğruları her yerde söylemek zorundayız. Evet, devam ediyoruz. Neyle? İnternette, hafta başında internette görev yapan arkadaşlarımız veya internette benim girdiğim sitelerdeki arkadaşlarımız pazartesi günlerinde yazdığını daha sonra yazıyorlar. Yani daha evvel yazdıkları yazılar var şu anda. Onun için fazla internet üzerinden bir köşe yazarı almadım. Sadece iki tane aldım değerli izleyiciler. Yeniler olduğu için o da. Ahmet Yavuz Kogoca yanlış oldu şeklinde bir Kocaeli gazetesinde köşe yazmış. Denge Kocaeli'de de İlker Akşit, Kocaeli Fuarı ustalık eseri olmalı şeklinde bir köşe yazmış. Tabii ki Kocaeli Fuarı'nın ustalık eseri olması noktasında tartışma büyük. Kocaeli Fuarı'nın neye dönüşeceği konusunda tartışma bir başka boyutta. Ben burada bununla ilgili değerlendirmede bulundum. Yine önümüzdeki süreçte gerek yazılımda gerekse değerlendirmede bulunacağımın altını çizelim ve yayınımızın sonuna geldiğini belirtelim değerli izleyiciler. Türk Ocakları ile ilgili bir haberimiz vardı. Onu da ekrana getirelim, sonra yayınımızı kapatacağız dönüşte. Allah'ım, 107 yıl önce kurulan ocak, zulm ve ateş oldu mazluma kucak. Yüce davet etti, gençler koşacak, çiçek çiçek derlemenin zamanı. Yürü meydan meydan, gir saha saha, Türksün, Müslümansın, şükret Allah'a. Küllenmesin diye 10.000 yıl daha ocakları harlamanın zamanı. Türk Ocakları Kocaeli Şubesi, şehrimizde 4.000'e yakın sivil toplum kuruluşu içerisinde dini ve milli meseleler değil sadece, teknolojiyle, sanatla, edebiyatla, kültürle, sporla alakalı da yani ilmi tüm meselelerde şehirde ilk akla gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi olma geleneğini Kocaeli'nde bulunan faaliyetlerini sürdüren Milli Kuruluşlar Birliği başkanlarının da üyesi olmasının verdiği güçle sürdürmektedir. Kocaeli'de Türk Ocaklarımızla birlikte kurulan Milli Kuruluşlar Birliği yapımız vardır. Bu kuruluşlar kamu senimize bağlı tüm milliyetçi sendikalarımız, ayrıca Aydınlar Ocağımız, YSEV Ocağımız, Alperen Ocağımız, Atatürk Düşünce Derneğimiz. Yani kısaca çağdaş, laik, Atatürkçü, Türk milliyetçisi, bütün sivil toplum kuruluşlarının, Kocaeli'deki Türkçü gençlik hareketlerinin, ülke ocaklarının destekleriyle Kocaeli'de birlik ve beraberlik vardır. Türk Ocağı'nın yaptığı bu hizmetlerin background'ını geçmişinde işte böyle olursa varlığımız Türk varlığına armağan olur. Ne mutlu kuşlar. Türk Ocağı 107 yıl önce bizim tarihte kurduğumuz en büyük devletlerden biri olan Devleti Aliye-i Osmaniye'nin dağılma döneminde Türk milletinin yeniden dirilişinin ocağı olarak kurulmuştur. Ve Türk Ocağı önce 1911'de fiilen, sonra 1912'de resmen ocak kuruldu. Aziz ocaklar, değerli misafirler, bu ocağın temel gayesi neydi? Kuruluş felsefesi neydi? Hepimiz biliyoruz ama tekrar hatırlayalım. Bu ocak parti siyasetinin, o zamanki tabirle fırka siyasetinin üzerinde kalarak Türk milletini yükseltme davası için kurulmuş. Evet, Türk Ocakları'nın yaptığı toplantıdan bir kısa bir değerlendirme sizlere paylaştık değerli izleyiciler. Neyi seçeceğiz? Manşeti, günün manşetini, günün muhabirini ve günün sayfasını seçtikten sonra yayınımızı kapatacağız. Özgür Kocaeli Gazetesi bugün günün manşetine imza atan gazete SKBR ile Özgür Kocaeli ki önemli bir habere imza atmış.
Peki Özgür Kocaeli Gazetesi'ni bu habere imza atarken günün muhabiri kim? Bu haberin sahibi Suriye Çatak Tek. Bu haber günün muhabiri önemli bir haberi yakalamış. Kendisini kutluyoruz. Tek günün muhabiri. Ve günün sayfasında Demokrat Kocaeli Gazetesi çizmiş değerli izleyiciler. Siyasi haber var. Kocaeli Spor haberi var. Ayrı bir haber var. Kandıralı domuzlarla ilgili. Çağdaş Yaşamı Desteklemeden haber var. Siyasi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden haber var. Ve Büyük Akın'ın yaptığı ziyarette yine birinci sayfada yer verilmiş. Demokrat Kocaeli Gazetesi günün sayfasını çizmiş. Evet. Günün manşetinde Özgür Kocaeli dedik. Günün muhabiri Suriye Çatak Tek dedik Özgür Kocaeli Gazetesi'nden. Günün sayfasını Demokrat Kocaeli Gazetesi'nden dedik. Ve çizenleri ve bu konuda emeği geçen herkesi kutladığımızın altını çizelim değerli izleyiciler. Ve bugünkü yayınımızın sonuna geldiğimizi belirtelim. Yarın saat 9.30'da yine Manşetler programında karşınızda olmak umuduyla yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hoşça kalın diliyorum. İyi günler diliyorum.